yapımı allığa geçelim. O da çok tamam, tatlı bir tane. Hemen geçelim. Şimdi ben mısır nişastasıyla tarçın tozu koydum ama biliyorum ki pancar tozu da satıyorlar. Kırmızı evet. bir allık seviyorsanız ya da pembe. Evet, o zaman pancar tozunu kullanabilirsiniz. Bu biraz şey doğal kontür gibi oldu. Evet, İçinde tarçın gibi. Olunca daha kahveye kaçıyor. Dolayısıyla doğal kontür olarak da nitelendirebiliriz. Evet, bunu sadece olarak da tarçın tozunu allık olarak da kullanabiliriz. Hı-hı. Ya da geçtim eğer kahve tozumuz varsa hı-hı. onu da yine kontürleme kontür iç, olarak rahatlıkla kullanabiliriz. Burada ne yapıyoruz? Burada da yaptığımız şey mısır nişastasıyla tarçın tozunu aynı oranda karıştırıyoruz. Hı-hı. Hatta şöyle. Oranımız ne peki? Takribi bir oranımız yemek, var evet, mı? Bir yemek kaşığı ikisinden de ilave ettiğimizde tarçın da çok güzel kokar zaten. Evet, hem de mutluluk hissiyatı yaratır. Serotonin evet. salgılatır. Böyle tarçın tozu da canınız çok tarçın tozu diyorum. Tarçın çubuğu böyle canınız çok tatlı çektiğinde bir yeşil çayın içine atın. Onu da kesiyor. Kesinlikle tatlı isteğini tatlı de köreltiyor. Isteğinde, hatta eğer su içemiyorsanız tarçını koyun. En azından o aromasıyla da rahatlıkla içebilirsiniz. Hem de dolaşım uyarıcıdır. O ikisini bunun karıştırdık. Şimdi deneyeceğim elimin üstünde. Süper. Ay, evet, harika. Gerçekten. Tam bir, yani bu da yine pudra etkisi yapıyor. Bu arada daha bronz tenlerde pudra etkisi yaptığı için bakın elimin üstünü biraz koyulttu. Şu an böyle. Bu rengi biraz eğer daha koyulaştırmak istiyorsak biraz daha tarçın tozunu daha da arttırabiliriz. Daha fazla koyalım. Onu geçtim. Daha kırmızı istiyorsak eğer o zaman pancar. Da pancar tozu kullanarak daha kırmızı bir allık rahatlıkla yaratmış oluruz ve çok da konforlu kullanabileceğiniz yine malzemelerden bir tanesi. Şimdi